Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi bir gün önce biliyorsunuz bir video çektim. Bu videodan önce Taksim Meydanı'nda düzenlenen Onur Haftası'nda bizim camianın yani eşcinsel örgütlerin yani onların modern deyimiyle LGBTİ örgütlerin yani lezbiyen, gay, biseksüel, travesti, transseksüel ve intersekslerin derneklerinin düzenlediği bir organizasyondu bu. Bunun tabii ki komitesi var, Onur Komitesi diye. Fakat bu komitenin tabii ki ne yaptığı da belli değil. Duyduğuma göre, doğruluk olayını henüz öğrenemedim. Hatta valilik bu yürüyüşten önce, yürüyüşün iptal edildiğine dair 3 saat önceden Onur Komitesi'ne bildiriyor. Fakat bunlar tabii ki Onur Haftası'na katılacak kişilere bildirmiyorlar bunu. Şimdi bunlar diyor ki, din ne ki? Sana göre din hiçbir şey olabilir. Fakat dini inancı olan insanlara sen saygı duymak zorundasın. Saygı ne ki diyor? Saygı ne ki? O zaman sen nasıl kendine karşı tarafın insanların hak bekliyorsun? Sen hak vereceksin ki hak bekleyeceksin. Şimdi bazı arkadaşlar demişler ki ya işte biz Öykü Özen'i tanımıyoruz. Ya sen beni tanısan ne olur, tanımasan ne olur? Sen kimsin ki yani? İşte bizim camiden kabul... Ya ne demek yani senin gibi mi düşüneceğim? Senin gibi mi yaşayacağım? Yani senin gibi seks işçi değil mi savunacağım? Senin gibi dinsizliği mi savunacağım? Senin gibi ahlaksızlığı mı savunacağım? Senin gibi polise saldırmayı mı savunacağım? Ne bekliyorsun sen benden? Yani senin gibi olmak zorunda mıyım ben? Senden farklı düşünemez miyim? Sen kimsin gibi senin gibi düşünmemi, senin gibi yargılamı bekliyorsun benden? Sen kim oluyorsun yani? Asıl ben seni tanımıyorum, sen kimsin yani? Sen benim konuşmama, sen benim düşünmeme, sen benim fikrime müdahale ediyorsun. Hani özgürlüğünüz ne oldu sizin? Hani çok özgürlükçüydünüz? Hani nefrete karşıydınız? Hani şiddete karşıydınız? Çok özgürlük istiyordunuz, hak istiyordunuz. Peki benim özgürlüğüm ne olacak? Benim hakkım ne olacak? Bana gösterdiği şiddet ne olacak? Şimdi Onur Haftası etkinliklerinde birisi pankart açmış. Recep ile Şaban arasına Ramazan giremez. Kendine göre tabii ki bunun bahanesini bulmuşlar. Sen İslamiyet'in Recep ayında, Şaban ayında dalga geçersen, Ramazan ayında dalga geçersen, İslamiyet nedir ki dersen ve sen bu pankartları engellemezsen, evet bu halkta sana tepki gösterir. Kabul etmelisin ki sen çoğunluğu Müslüman olan bir ülkedesin. Kimileri demiş ki, ya işte bana internetten penisini gönderiyor, bilmem ne gönderiyor. İşte çocuk tacizleri, çocuk gelinler, işte Özgecan cinayetleri vesaire. Şimdi bunların her biri ayrı bir olay. Onlar da yanlış. Polisin şiddet uygulaması da yanlış. Ama şiddeti doğuran nedenleri de tartışmalısınız. Evet gidin, buluşacaklar pazartesi, yarın galiba ya da bugün. Bu polisleri şikayet edecekler, valiyi şikayet edecekler. Aynı gün o zaman siz haktan bahsediyorsanız, saygıdan, sevgiden bahsediyorsanız orada soyunan kendi aranızdan kim varsa Türk Ceza Kanunu'na göre 6 ay ile 1 yıl arası cezası var. O soyunanları da şikayet edin. Madem o kadar adaletten, tarafsızdan, haktan, adaletten bahsediyorsunuz TCK'ya göre orada çırılçıplak anadan uğrayan toplum arasında soyunmak da suçtur. Türk Ceza Kanunu'na göre. Siz şu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsunuz ve siz Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına uymak zorundasınız. Ben sosyal demokrat bir kadınım. Sosyal demokrat ne demek? Sosyal demokrat insan hayatta herkesin adilce yaşaması gerektiğine inanan kişidir. Sen kendi hakkını düşünürsen ve karşı tarafın hakkını düşünmezsen, karşındaki insanları rencide edersen onlar da sana saygı duymuyor. Saygı, saygıyı getirir, sevgiyi getirir. Her şey karşılıklıdır. Sizin yaşam tarzınız çok farklı olabilir. Ben kendi adıma söyleyeyim. 25 yıldır aktivizm yapıyorum. Zaman zaman haksızlığa, şiddete uğradım. Devletin zulmüne uğradım. Polisten şiddet gördüm. Ama halktan her zaman haklı olduğum noktalarda destek gördüm. Halk bize destek oluyor. Siz halkın verdiği desteği suistimal ediyorsunuz. Siz bunu kabul etmek zorundasınız. Şimdi mesela o arkadaşlar soyunmuşlar. Bir tanesi çıkmış bir tangayı giymiş.
Çocuğun sırtına geçmiş, kafası bir dünya, sırtında işte çıplak geziyor. Ya sen memeni göstermeye çok meraklısan zaten escort sitelerinde bütün gün kendinizi gösteriyorsunuz. Bütün gün internette çırılçıplak fotoğraflarınız var zaten. Ne kadar çok meraklıymışsınız kendinizi göstermeye, selülitli bacaklarınızı göstermeye. Ne meraktır bu yani? Sizin çıplak vücudunuzu, çirkin vücudunuzu millet görmek zorunda değil ki. Toplayacaksınız birazcık kendinizi. O şey, her gece bonza ile, her gece eksas ile kafaları bulmalar, millete saldırmalar. Evet, siz travestilerin adını siz çıkardınız. Gaylerin adını siz çıkardınız. Toplum çıkarmadı ki. Ellerde falçatalar, millete saldırmalar. Sen geceleyin seks işçiliği yapmak zorunda olabilirsin. Ama sabahleyin saat 8'de memur olan, işine giden insanı da düşünmek zorundasın. Sabahleyin okula gidecek çocuğu düşünmek zorundasın. Onlar sana o binada saygı duyuyorsa, seni anlayışla karşılıyorlarsa, sen de o binadakine saygı duymak zorundasın. Saygı ve sevgi karşılıklıdır. Ondan sonra bir bakıyorum mesela video, bir tane olay diyor. Ne bir tane olay ya? Bir sürü olay var yani. O şey, gazeteyi arayın, yayından kaldırın. Facebook'taki kişileri arayın, işte fotoğrafları kaldırın. Tehditler vesaireler yani. Siz bir kere özgürlükten yana olsanız, özgürlükçü olsanız, özgürlükçü insanlar kendi gibi olmayan insanın da yaşamasına hak vereceklerdir. Çünkü özgürlük budur. Ben mesela şimdi sen benim çok zıttım olabilirsin. Benim ateist arkadaşım da var. Benim Kürt arkadaşım da var. Benim Ermeni arkadaşım da var. Benim Budist arkadaşım da var. O benim her kimlikten, her düşünceden arkadaşım var. Siz kendiniz gibi olmayan insanlara yaşama şansı vermek istemiyorsunuz. Ben mesela sizin zıttınıza düşünüyorum. Ve ben sizin zıttınıza düşündüğüm için siz beni yok etmek için beni karalıyorsunuz. Siz istediğiniz kadar karalayın. Siz karaladıkça ben yüceleceğim. Çünkü siz beni karaladıkça ben toplum gözünde yüceliyorum. Siz bunun farkında değilsiniz. Siz ilk önce bir aynaya bakacaksınız. Biz nerede yanlış yapıyoruz? Çıkıyorsunuz eylemlerde seks işçiliği özgür olsun, seks işçiliği özgür olsun, pezevenksiz bir dünya istiyoruz. Ne demek bu ya? Sen bir işçinin hakkını savunacaksın. Ezilen bir eşcinsel insanın iş yerinde ezilmesini savunacaksın. Doktor olmasını savunacaksın. İş yerlerinde cinsiyet ayrımcılığı olmamasını savunacaksın. Zaten Türkiye'de seks işçiliği serbest, fuhuş serbest. Genel evler var. Başvuracaksın genel eve. Gideceksin mahkemeni açacaksın. Gideceksin seks işçiliği yapmak istiyorsan Türkiye Cumhuriyeti'nin genel evinde çalışacaksın. Nitekim de çalışan birçok travesti, transseksüel arkadaşımız genel evlerinde var zaten. Ama siz kalkıp da anadan yürüyen her yerde bunu yapmak düşünce değilseniz yanlış yapıyorsunuz. Şimdi Onur Haftası komitesi çıkmış, polisin şiddetine karşı açıklama yapmış. Peki bu arkadaşların yanlışları ne olacak? Ha, bana diyorlar ki üstünü örtmemiz lazım. Niye üstünü örtecekmişiz ya? Siz mesela diyelim ki başka birisi olduğu zaman üstünü mü örtüyorsunuz? Daha çok deşeliyorsunuz. Mesela 10 yıldır bana iftira atıyorsunuz. Bıkmadınız iftira atmaktan. Bir de bakmıyorsunuz aranızdaki insanların kendi dünyalarına bakmıyorsunuz. Ben doğru söylediğimi biliyorum. Doğru söyleyeni Türkiye'de 9 köyden kovarlar. Bazıları demişler ki sen bizim işte fon almamız. Daha senin fonunu ne yapayım ben ya? Ben başkasının ölümlerinden, başkasının intiharlarından, başkasının zulmünden, cezaevlerinde yatan insanların sırtından alınan parayla ne yapabilirim ya? Ben dernek yöneticiliği yaptım, cebimden para harcadım. Helal hoş olsun. Cebimden para harcadım. Cezaevindeki insanlara para yatırdım. Bunlar anlatılacak şeyler değil. Siz bedavadan aldığınız, Avrupa Birliği'nden aldığınız paralarla hem kendi maaşlarınızı alıyorsunuz, hem lüks içinde yaşıyorsunuz, hem de bu insanların hakkını doğru şekilde savunmuyorsunuz. Birkaç broşürle, birkaç tane panelle, birkaç tane işte uydurma raporlarla bu paraları harcandı gibi gösteriyorsunuz. Siz ilk önce insan gibi bu insanların hakkını savunun. Mesela alınan paranın onda birini kullansanız Türkiye'de eşcinsel mücadelesi çok daha farklı bir yerde olur. Siz bunu homofobi haftası düzenliyorsunuz, hormonlu domatesler düzenliyorsunuz. Bence hormonlu domates ödüllerini kendinize verin bu önümüzdeki yılda. Bu nedir ya? Kamyoncular derneğindekiler gibi bu derneklerin başına yapışmışsınız, gitmiyorsunuz. Böyle şey mi olur ya? Değişim olması gerekiyor. Hayat değişimdir yani. Yenilik gerekir. Mesela siyasetçiler ölene kadar siyaset yapıyorlar yani. Sizler de oturdu 30 yıldır bu derneklerin başındaki insanlar 30 yıldır aynı kişiler. Başka bir işleri yok, başka bir hayatlarını kazandıkları meslekleri yok, para kazandıkları yer yok. Nedir bu ya? Bu
polisin saldırısında LGBT derneklerinin yöneticilerinin payı vardır. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Siz bir hafta önceki Trans Onur Haftası'ndaki soyunan, külodüyle oraya çıkan arkadaşı siz teşvik ettiniz. Çıplaklığa siz teşvik ettiniz. Hala da çıplaklığı teşvik ediyorsunuz. Eğer çıplaklık çok istiyorsanız, Türkiye'de de var mı bilmiyorum, olduğunu biliyorum. Gidin çıplaklar kampına, soyunun anadanı yürüyen. Birbirinize istediğiniz yapın. Külotsuz parti mi vereceksiniz, ne yapacaksınız yapın. Ama siz bu toplumun örf adetlerine saygı duymak zorundasınız. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Hiçbir zaman da düşünmeyeceğim. Siz Ramazan ayında insanların örf adetleri dalga geçerseniz, siz işte ben sokakta bira içmek istiyorum, ben sigara içmek istiyorum, oruçlu insan bana saygı duysun. Ama sen saygı duymuyorsun, nasıl olacak? Sen karşındaki insana saygı duymuyorsun, nasıl olacak? Hani bir tanesi demiş ki, soyunurum görmesin beni. Sen de o zaman oruç tuttuğunu görme. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Nasıl bir düşüncedir bu yani? Herkes kafasına göre düşünüyor. Ben bunun üzerine basarak söylüyorum. Transseksüel bir kadın olarak söylüyorum. Ben hayatımda LGBT'yi bireylerden gördüğüm şiddeti, nefreti hiçbir kimseden görmedim. Ben komşumdan şiddet görmedim. Ben heteroseksüel kimlikli insanlardan şiddet görmedim. Ben kendi içimizdeki insanlardan şiddet, nefret gördüm. Hala da aynısını görüyorum. Benim mesela düşüncem beğenmiyorsa kapat, izleme. Sen diyorsun ya ben soyunuyorum, soyunuyorsam bakma diyorsun. Kapat, izleme. Niye izliyorsun o zaman? Bakma o zaman. Benim Facebook'umda ekliysen veya başka bir yerde ekliysen çıkar listenden. Madem senin düşüncene aykırıyım, sen bana tahammül edemiyorsun. Çıkar listenden. Ben sen gibi düşünmek zorunda mıyım? Çoğunuz mesela bir partiyi destekliyorsunuz. O partiyi destekleyenler ilk önce şunu düşünecekler. En büyük çocuk zulümleri Doğu Anadolu'da oluyor. Güney Anadolu'da oluyor. En çok cinayetler, kadın cinayetleri Güney Anadolu'da oluyor. En çok toprak ağaları Güney Anadolu'da çocukları sömürüyor. Beşik kertmeleri oluyor. Niye önlemiyor sizin partiniz? Niye bunun önüne geçmiyor? Bunları bir açıklayacaksınız ilk önce. Niye siz o kadar eşcinsel bireyler olarak, sizin tüzüklerinde yer olan bireyler olarak siz partilerinizde niye bir yerlerde değilsiniz? Neden? Siz Ankara'daki meclisinde kendi parti meclisinde yer alabilirsiniz. Kendi parti meclisinde yer aldınız ama bir tane eş başkan mı var aranızda? Belediyede üst birimde çalışan arkadaş mı var? Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben Atatürkçüyüm. Atatürk'ün ilkelerine göre kurulmuş bu Türkiye'yi savunuyorum. Ulusal kimlikliyim ben. Ve aynı zamanda çok dindar bir insan olmasam da dini bütün insanlara sonsuz saygım var. Aynı zamanda Hristiyan'a, aynı zamanda Yahudi'ye, aynı zamanda dinsizle de çok büyük saygım var. Ama sizler de bir arada yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor. Evet, kendinize çok özgürlük alanları yaratabilirsiniz. Büyük arsalar alın. Nasıl olsa paranız da çok. Büyük arsalar alın. Kapatın bunun etrafını. Duvarlar verin. Havuz korunun. Çırılçıplak gezin. Uyuşturucu partileri verin. Seks partileri verin. İstediğiniz hayatı yaşayın. Ama kamusal alanda siz bu toplumun normlarına uymanız gerekiyor. Türk Cumhuriyeti'nin yasalarına uymanız gerekiyor. Eğer bu yasaları beğenmiyorsunuz, yasaların değiştirilmesi için çaba sarf edin. Ne hakkı aldınız ki siz onur haftası diyorsunuz? Hakkınız mı var? Ne hakkı aldınız da onur haftası diyorsunuz? Var olan haklarını da böylece yok ettiniz. İnsanların anlayışını da böylece yok ettiniz. O yürüyüşlere gelen, gencecik, lisede okuyan, LGBT'ye olan veya olmayan insanların bir daha o yürüyüşe gelememesine siz sebep oldunuz. Sonra da sizin kışkırtmanız sonucunda bu saldırılar oldu. Siz bunu kabul edemiyorsunuz. Çünkü kendinize öz eleştiri yapamıyorsunuz. Yıllardır aynı şey, yıllardır yapılan bir şey. Mesela diyorlarmış ki kızları ben soydurmuş. Ya Rabbim ya Resulallah, Allah'tan Türkiye'de değilim yani. Ne kadar büyük bir insanmışım. Ne kadar beni anlattı, büyütmüşsünüz gözünüzde. Ya siz kendi aranızdaki pislikleri bile temizleyemiyorsunuz. O kızlar çıkmışlar özür dilemiş. Neyin özrünü diliyorsun ya? Neyin özrünü diliyorsun sen? Sen ekstra atıp uyuşturucu içip geliyorsan o yürüyüşe. Ondan sonra hala da milleti çemkiriyorlar. Mesela laf söylüyorlar. Ya sen ne laf söyleyecek? Senin için laf söyleyecek hakkın mı kalmış? Zaten senin Facebook'unda binlerce, yüzlerce çırılçıplak fotoğrafların var yani. Edebinle, ahlakınla oturacaksın aşağı. Ahlak neymiş? Ahlak bu işte. Sen ailenin yanında çırılçıplak geziyor musun? Sen ananın mahallesinde, babanın mahallesinde çırılçıplak geziyor musun? Sen bu hani ahlaktan bahseden arkadaşlar, dinsizlikten bahsedenler arkadaşlar, ailesinin yanına gittikleri zaman bunları söylüyorlar mı? Söylemiyorsan o zaman toplumun içinde de bunları söyleyemezsin. Herkes haddini bilecek. Herkes
toplumun normları içinde yaşamayı öğrenecek. Ben bu insanlara söylemiyorum. Eğer siz derseniz ki bizden birisi değilsin. Evet, ben sizden birisi değilim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Ben ezilen herkesin hakkını savunuyorum bir transseksüel kadın olarak. Ve ben bir transseksüel kadın olarak bu toplumun içindeyim ve ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan onur duyuyorum. Eğer siz bu ülkeden huzursuz ve mutsuzsanız kendinize uygun bir ülkede yaşamayı tercih edeceksiniz. Bu ülke yarı Müslüman bir ülke. Sen Paskalya gününde gidip yurt dışında bunu yapamazsan, bir Budist ülkede ondan önemli bir günde bunu yapamazsan, bir Budist ülkede gidip çanına dahi vuramazsan sen Türkiye'de de bunu yapamazsın. Herkes haddini bilecek. İyi akşamlar.